Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimizde koşullu olasılık olasılıktan bahsedeceğiz. İlk önce koşullu olasılığın tanımını verelim. Koşullu olasılık nedir? A ve B iki tane olay arkadaşlar. Örnek uzayın alt kümesi, burası dediğiniz örnek uzay olsun. B olayının olduğu bilindiğine göre A olayının olması ihtimaline biz ne diyoruz? Koşullu olasılık diyoruz arkadaşlar. Olması ihtimaline koşullu olasılık diyoruz ve onu şu şekilde gösteriyoruz. Şimdi ben neyi biliyorum? B olayının olduğunu biliyorum. Bir çizgi çizeceğim. B olayını aşağıya, bu B'nin yani çizginin sağına yerleştireceğim. A olayını da çizginin sonuna yerleştireceğim. Bunun anlamı, bunu nasıl okuyormuşuz? B olayının olduğu bilindiğine göre A olayının olması ihtimali. Peki bunu nasıl hesaplıyoruz? A kesişim B olayının olma ihtimali bölü B olayının olma ihtimali şeklinde hesaplıyoruz arkadaşlar. Peki örnek olarak ne verelim? En güzel örneklerden bir tanesi şu. Siz milli piyango bileti aldınız. Milli piyango bileti aldığınızda sonuçlara baktınız ve sonuçlara baktığınız zaman da bir ikramiye çıktığını gördünüz. Sizin biletinize ikramiye çıkmış olduğu bilindiğine göre en büyük ikramiyenin çıkmış olması ihtimali nedir dediğimde işte bu bir koşullu olasılıktır. Veyahut da iki tane zarı attık. Attığımız zarlardan bir tanesinin tek sayı olduğu bilindiğine göre bu zarın üst yüzüne gelen sayıların toplamlarının mesela 5 olması ihtimali nedir diye sorduğumda bu bir koşullu olasılık olacak. Gelelim hemen örneklerimize başlayalım. Bakın kullanılmış araba galerisinde arabaların 170 klimalıdır denmiş. Bu klimalı olması olayı arabanın, seçilen bir arabanın K olayı gösterilmiş. Ve seçilen bir arabanın klimalı olması ihtimali %70'miş. Devam ediyorum arkadaşlar. Seçilen bir arabanın açılır tavana sahip olması ihtimali, onu da AT olayı olarak göstermiş, açılır tavan AT olayı göstermiş. Bunun da %40 olduğu söylenmiş. Seçilen bir arabanın hem açılır tavanlı hem de klimalı olması olayı ise, yani ihtimali ise %20, yani 20 bölü 100 olarak ifade edilmiş arkadaşlar. Peki bize sorulan şey ne? Bize sorulan şey şu. Seçilen bir arabanın klimalı olduğu bilinmeliğine göre açılır tavanlı olması ihtimali olası nedir diye sorulmuş. Benim seçtiğim arabanın ben klimalı olduğunu biliyorum. Çizgimin sağ tarafına yazdım. Çizginin soluna ne yazacağım? AT yazacağım. Peki bunun anlamı ne? Seçilen arabanın klimalı olduğu bilindiğine göre açılır tavanlı olması ihtimali nasıl hesaplayacağım? Açılır tavanlı olması kesişim K klimalı olması, yani ikisinin de aynı anda olması ihtimalini neye böleceğim? Klimalı olması ihtimaline böleceğim. Peki bunun cevabı kaça eşit? 20 bölü 100 neye bölünecek arkadaşlar? K'nın olması ihtimali, yani 70 bölü 100'e bölünecek. Burada kaça eşittir? 2 bölü 7'ye eşit olacaktır. Soruyu şöyle de sorabilirdim ben. Diyebilirdim ki seçilen arabanın açılır tavanlı olduğu bilindiğine göre
klimalı olması olasılığı nedir diye de sorabilirdim. Yani şöyle yapalım bu sefer de. Seçilen arabanın açılır tavanlı olduğu bilindiğine göre klimalı olması olasılığı nedir diye soruyorum. Yine pay kısmında her ikisinin de aynı anda olması olasılığını, yani bu iki olayın kesişiminin olasılığını yazıyoruz. Paydaya bu sefer ne yazacağız? Açılır tavanlı olması ihtimalini yazacağız. Açılır tavanlı ve klimalı olması olasılığı 20'nin 100'e oranı idi. Açılır tavanlı olması olasılığı ise 40'ın 100'e oranı olduğundan buradan cevabımız 2/4, yani 1/2 olarak çıkar arkadaşlar. Evet, bir cep telefonu şirketinin tüm müşterilerinin %75'inin cep telefonuna su geçirmezlik özelliğini olmasını, %80'inin de yüz sınama özelliğini olmasını istediğimiz ifade etmiş. %65'i de fake özelliği sahip olmasını istiyormuş. Cep telefonlarında bir kişinin su geçirmezlik özelliği istediği bilindiğine göre yüz tanıma özelliğini de istemesi olasılığı nedir diye sormuş. Pekala, hemen şimdi yazalım. Ben F olayı olarak veya su geçirmezlik olayı olarak, yani müşterinin su geçirmez telefonu istemesi olarak W'yu tanımlıyorum. Yani bir kişinin cep telefonunda su geçirmezlik özelliğini istemesi olasılığı %75 olduğu için 75/100'e eşittir bu ihtimal. F olayı da bir müşterinin yüz tanıma özelliğini istemesi olayı olsun. Bunun ihtimali de, bu olayın ihtimali de %80, yani 80/100'e eşitmiş. Müşterinin hem yüz tanıma hem de su geçirme, su geçirmez olması isteme olasılığı ise 65/100 olarak bize ifade edilmiş. Bizden istenen şey ne? Bizden istenen şey şu. Bir kişinin su geçirmezlik özelliği istediği bilindiğine göre, yani su geçirmez olduğunu istediğini biliyoruz müşterimizin. Bu müşterimizin aynı zamanda yüz tanıma özelliğini de istiyor olması olasılığı nedir diye sormuş. Bunu da nasıl yapacağız? Yüz tanıma özelliğiyle su geçirmezlik isteme olaylarının kesişiminin, yani her ikisinin özelliğinde telefonunda bulunmasını isteme ihtimalini neye böleceğim? Su geçirmez olmasını isteme olasılığına böleceğim. Bu da 65/100'ün 75/100'e oranına eşittir. O da 65/75'ten ne elde ederiz arkadaşlar? Cevabı sadeleştirebilirsiniz. Bu şekilde de bırakabilirsiniz. Her neyse. Şu ikinci şıkkı birazcık değiştireyim. Yüz tanıma özelliği özelliğini istemediği, bunu istemediği diye yapalım. Ben soruyu değiştireyim. İstemediği bilindiğine göre. Bunu da bakın şöyle birazcık rengini de farklı yapayım ki daha belirgin olsun. Evet, bu sefer yüz tanıma özelliğini istemediğini biliyoruz biz. Bunun istemediği bilindiğine göre su geçirmezlik özelliğinde istememesi olasılığı nedir diye sormuş olsun. Yani bizden istediği şey şu. Yüz tanıma özelliğini istememesi F'nin tümleyenidir. Ben ilk önce tabii bunu bulmam lazım. Benden istediği şey ne? Yüz tanıma özelliğinin olmasını istemiyor ama su geçirmez olmasını istiyor. Değil mi? Yüz tanıma özelliğini istemediği bilindiğine göre su geçirmez olduğunu istemesi olasılığı nedir diye soru. Yapmamız gereken şey ne? Burada su geçirmezlik özelliğiyle yüz tanıma özelliğinin olmaması olaylarının kesişiminin ihtimalini neye bölmem gerekecek? F'nin tümleyeninin, yani yüz tanıma özelliğinin olmaması ihtimalini bölmem gerekecek. Peki ben bu ihtimalleri nasıl hesaplayacağım? Onu hemen gösterelim. Çünkü şu anda bizim elimizde ne yok arkadaşlar? Bunlarla ilgili bir veri. Bunu çözmek için de isterseniz hemen bir Venn diyagramı şöyle çizeyim ve bu Venn diyagramı üzerinde de kümelerimi işaretleyeyim arkadaşlar. Yüz tanıma, yanlış yazdım.
yüz tanıma. İkisi de karın olabilir, fark etmez. Ama kilo olması. Evet, bir tanesi şuradaki benim yüz tanıma özelliği ekmem olsun. Burası su geçirmezlik özelliği ekmesi olsun. Lacivertle çizmiş oldum. Yeşil büyük dikdörtgenle çizmiş olduğumda örnek uzayım olmuş olsun. Şimdi benim yüz tanıma özelliğini istemeyenler nedir? F'nin tümleyeni dediğimiz şu anda benim taradığım bu F kümesinin elemanı olmayacak ama örnek uzayın elemanı olacak diye taradığımız bölgedir. Bu bölgedeki elemanlar ne yaparlar? Yüz tanımayı istemezler ama diğer özellikleri ne yaparlar? İsterler. Şimdi peki bunu nasıl bulabilirim? Şöyle hesaplayacağız bunu, bu eleman sayısını. Şimdi neyi biliyoruz biz? Biz neyi biliyoruz? Pardon. F'nin eleman sayısıyla F'nin tümleyeninin eleman sayısının neye eşit olduğunu biliyoruz arkadaşlar biz. Örnek uzayı eleman sayısına eşit olduğunu biliyoruz. Benzer şekilde F'nin olması ihtimaliyle F'nin tümleyeninin, ki az önce bunu çizgiyle göstermiştik, buradan çizgiyle göstermekte fayda var. Çizgiyle gösterelim. F'nin tümleyeninin olması ihtimalinin toplamının da örnek uzayın olması ihtimalini, yani bire eşit olduğunu biliyoruz. Öyleyse ne yapabilirim ben? F'nin tümleyeninin olasılığını bulabilirim. Birden neyi çıkartacağım? F'nin ihtimalini çıkartacağım. Bu da 80 bölü 100'den ne yapıyormuş? 1 eksi 80 bölü 100'den 20 bölü 100. Demek ki tüm müşterilerin içerisinde %20'si yüz tanıma özelliğini istemiyorlar arkadaşlar. Pekala, şimdi neyi bulmam gerekiyor? Yüz tanıma özelliğini istemeyenlerle su geçirmezlik özelliğinin kesişiminin ihtimalinin ne olduğunu bulmam gerekiyor. Peki bunu nasıl bulacağım? Şimdi şöyle yapalım. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şu grafiği yeniden çizeceğim size. Tamam mı? Yeniden çizeceğim. Ki neyi görmenizi istiyorum? Çünkü ben şunu görmenizi istiyorum. Şimdi şu benim örnek uzayımdı. Bu benim örnek uzayım. Şimdi arkadaşlar bu F'nin tümleyeni kesişim W ne demektir? Önce onu bir hemen küme olarak göstereyim. Küme olarak göstereyim arkadaşlar. Şurası F kümesi olsun. Şurası da W kümesi olsun. Tamam mı? Burası yüz tanıma özelliği isteyenler, burası su geçirmezlik isteyenler ve burası zaten örnek uzayımız. Şimdi F'nin tümleyeni kesişim V dediğimiz aslında nedir biliyor musunuz? Su geçirmezlik isteyip yüz tanıma istemeyenler, yani bir başka deyişle V fark W fark F kümesidir. W fark F kümesi ise orası da arkadaşlar şuradaki renkli purple mora tanıdığım bölgedeki eleman sayısıdır. Peki ben bu sayıyı bulabilir miyim? Tabii ki bulabilirim. Nasıl bulacağım? Şöyle bulacağım. Normalde her iki özelliği isteyen toplam 100 kişide kaç kişi vardı? 65 kişi vardı. Yani tüm eleman sayısının 100 kişi olduğunu varsayalım. Burada 65 kişi var. Su geçirmezlik isteyen kaç kişi var? Su geçirmezlik isteyen kişi sayısı 75. Bunlardan 65'i her ikisini istediği zaman geri kalan 10 kişi ne yapar? Sadece su geçirmezlik ister. Değil mi? Yani benim su geçirmezlik isteyip yüz tanıma istemeyen kişi sayım kaç kişiymiş? 10 kişiymiş. Öyleyse evet. Ben bu kümenin elemanını buldum. 10 kişi. Toplamda 100 kişi var diyelim. Onun yüze oranı nedir? Bize
bu olasılığımızı verir. Yani seçilen bir kişinin yüz tanıma özelliği istemezken su geçirmezlik istemesi ihtimali 10 bölü 100'e eşitmiş. Peki bu durumda ne demiştik sorumuzda? Sorumuzda biz ne istemiştik? Şunu istemiştik. Bakın, bir seçilen bir kişinin su geçir şey su, yüz tanıma istemediği bilindiğine göre su geçirmezlik istemesi olasılığı nedir diye sormuştuk. O zaman hadi bakalım formülümüzdeki ifadeleri yerine yazalım. Evet, yüz tanıma istemediği biliniyorken su geçirmezlik istemesi olasılığı neydi? Su geçirmezlik istemesi kesişim yüz tanıma istememesi bölü yüz tanıması istememesi olasılığı dedi diye ifade ettik. Peki bu durumda W kesişim F'nin tümünün olasılığı kaça eşitti? 10 bölü 100. Pekala, F'nin tümleyeninin olasılığı neydi? 20 bölü 100. Demek ki bunun olasılığı kaçmış? 1 bölü 2'ymiş. Seçilen bir kişinin yüz tanıma özelliği olmasını istemediği bilindiğine göre su geçirmezlik istemesi olasılığı 1 bölü 2'ymiş diye söyledik. Şimdi ABD'de bir şehirde 1 milyon tane kişi var. Yani örnek uzayımızın eleman sayısı 10 üzeri 6. Bu kişilerden 650 bin tanesi Atlantic Journal'a abone. Atlantic Journal'a abone olma olayını A ile göstereceğim. A olayı diyeceğim. Atlantic Journal'a abone olma olasılığı nedir? 65 çarpı 10 üzeri 4'ün niye bölümü? 10 üzeri 6'ya bölümü. O da 65 bölü 100'e eşit olmuş olur. Peki B olayı dediğimiz olay nedir? B olayı da Beacon News dediğimiz gazeteye abone olması olayı olsun. Peki Beacon News'a abone olması olasılığı nedir? 500 bin kişi, yani 5 çarpı 10 üzeri 5, 5 çarpı 10 üzeri 5'in 10 üzeri 6'ya bölümü. O da ne yapacaktır? 5 bölü 10 veya 50 bölü 100 diye de yazabilirsiniz. Hiç fark etmez nasıl yazdığınız. Pekala, bunlar bana verilmiş. Bunları ben söyledim. Aynı zamanda bir de ne verilmiş? Her iki gazeteye birden abone olanların, yani hem Atlantic Journal'a hem de Beacon News'a abone olanların olayını, A kesişim B olayı diyoruz. Bunların ihtimali 250 bin, yani 25 çarpı 10 üzeri 4'ü 10 üzeri 6'ya bölüm olacak. Pekala arkadaşlar. Şimdi bu da 25 bölü 10'un karesi, yani 100 olacak. Bizden ne isteniyor? Rastgele seçilen bir hane halkının Beacon News'a abone olduğu bilindiğine göre Atlantic News'a abone olması ihtimal nedir diye soruyor. Hemen yazalım. Neyi biliyorum ben? Kişinin Beacon News'a abone olduğunu biliyorum. Atlantic Journal'a abone olması ihtimalini soruyorum. Yani istediğim şey şu: Atlantic kesişim Beacon bölü Beacon'ın olması ihtimali. Peki A kesişim B'nin ihtimali neydi? 25 bölü 100'e eşitti. Peki Beacon News'a abone olması ihtimali neye eşitti? 50 bölü 100'e eşitti. Cevabımız ne çıktı? 25 bölü 50'den 1 bölü 2 olarak bulunmuş oldu. Bu A şıkkıydı. İlk şıkkımızdı. A şıkkı diyelim. B şıkkını peki hesaplayalım. B şıkkında rastgele seçilen bir hane halkının Beacon News'a abone olmadığı bilindiğine göre denmiş. Onu da şöyle biraz yine farklı bir şeyle belirtelim, vurgulayalım. Beacon News'a abone olmadığı bilindiğine göre Atlantic Journal'a, burası Atlantic Journal olacak, Atlantic Journal'a abone olması ihtimali nedir diye sormuş. Şimdi sorduğu şey ne? Beacon News'a abone olmadığı bilindiğine göre Atlantic Journal'a abone olması ihtimali. Nasıl hesaplayacağım? A kesişim B'nin tümleyeni bölü B'nin tümleyeni. Çünkü neden B'nin tümleyeni? Atlantic şey, Beacon News'a abone olmaması B'nin, yani Atlantic Journal'a abone olması olayının tümleyenidir.
Pekala, bu sayılar bana verilmiş mi? Hayır, verilmemiş. O zaman ben bu sayıları nasıl hesaplayacağım? Az önce yaptığım gibi hesaplayacağım arkadaşlar. Şuraya birazcık daha boşluk ekleyelim ve sonra da ne yapalım? Örnek uzayımızı çizelim ve arkasından da kümelerimizi çizelim. Kümelerimizi yerleştirelim arkadaşlar. Şöyle bu Atlantic Journal olsun. Bu da Beacon News kümesi olsun. İki tane küme çizmiş olduk. Evet, şimdi en baştaki bu dikdörtgen olan örnek uzayım. Bu Atlantic Journal, şurası da Beacon News'u gösteriyor olsun. Her ikisinde olan kişi sayısı, yani 250 bin dediğim için ben burada uzun uzun binleri, yani yüz binleri yazmayacağım. Buraya 250 yazayım. Her ikisinin kesişimindekilerin sayısı 250 bin kişi. Peki Atlantic Journal'a abone olan kaç kişi var? 650 bin kişi. 650 binden 250 çıkarsa kaç kişi kalır? 400 bin kişi kalır. Peki ondan sonra acaba arkadaşlar 500 bin kişi Beacon News'a aboneydi. 250 bin her ikisine aboneydi. O zaman sadece Beacon News'a abone olanlar, yani Beacon News'a abone olup Atlantic Journal'a abone olmayanların sayısı ne kadar olur? 250 bine eşit olmuş olur. Şuradaki küme beni ilgilendirecek arkadaşlar. Pardon, özür dilerim. Atlantic Journal'a abone olacak. Yani benden istenen aslında şu A kesişim B'nin tümleyi ne demektir? A kesişim B'nin tümleyeni A fark B demektir. Yani Atlantic Journal'a abone olup Beacon News'a abone olmayanların nesini istiyoruz, şey yapıyoruz, sayısını istiyoruz. Bakın şuradaki taradığım alan neyi bana vermektedir? A fark B kümesinin veya A kesişim B'nin tümleyeni vermektedir. Demek ki evet, A kesişim B'nin tümleyeninin eleman sayısı kaçmış? 400 binmiş. Peki bu durumda olasılık ne olacak? 400 binin, yani 400 binin veya 400 bini de şöyle yazalım. 4 çarpı 10 üzeri 5'in kime oranı? 1 milyona, yani 10 üzeri 6'ya oranı. Bunu neye böleceğim? Bunu neye bölmem gerekecek? Evet. B'nin tümleyeninin eleman sayısına bölmem gerekecek. Peki B'nin tümleyeni, B'nin tümleyeninin olasılığına bölmem gerekecek. Peki B'nin tümleyeninin olasılığını nasıl bulacağım? Şimdi başka bir renkle de B'nin tümleyenini şimdi bakın çiziyorum. B'nin tümleyeni şu anda B'nin elemanı olmayan, B'de bulunmayan ama örnek uzayda bulunan tüm hane halklarını ifade etmekte. Yani şu morla taramış olduğum bölgedeki tüm elemanlar nedir? Beacon News'a abone olmayan kişilerdir. Peki bunların sayısını nereden bulabilirim? Şimdi önce şu her iki gazeteye de abone olmayan kişi sayısı var mı? Bir bakalım. Normalde kaç kişi var burada? 400 bin, 250 bin daha 650 bin, 650 bin, 250 bin daha ne yapar? 900 bin yapar. Demek ki 100 bin kişi nerede? 100 bin, onu oraya değil de şöyle şöyle yazmak lazım. Demek ki 100 bin kişi, bu şehirde bulunan 100 bin kişi A gazetesini veya B gazetesini almıyorlar. Her iki gazeteyle abone değiller. Bu durumda B'nin tümleyeninin eleman sayısı neye eşit bakarsak veya olasılığı neye eşit bakarsak, B'nin tümleyeninin olasılığına eşit, 400 bin kişi A, değil mi, sadece Atlantic Journal'a abone, 100 bin kişi her ikisine de abone değil, değil mi? Bu durumda 500 bini neye bölmemiz gerekecek? 1 milyona bölmemiz gerekecek. Bu da 5 bölü ve 50 bölü 100 diyebiliriz. 50 bölü 100 diyebiliriz. Her neyse, veya 5 çarpı 10 üzeri 5 bölü 10 üzeri 6 da diyebiliriz. Nasıl arzu edersek o şekilde yazarız. Hiç önemli değil. Pekala, bu durumda bizim cevabımız ne olacaktır? Sadeleşmeler gerçekleştiği zaman 4'ün 5'e oranı olacaktır. Demek ki
4 bölü 5'miş ihtimal. Neyin ihtimali? Seçilen, rastgele seçilen bir hane halkının Beacon News'a abone olmadığı bilindiğinde Atlantic Journal'a abone olması olasılığı 4'ün 5'e oranıymış diye ifade ediyoruz arkadaşlar. Diğer sorularımıza bakalım. Bu bir alıştırma sorusuydu. Burada ne demiş? Bir sigorta şirketinin bilgisayar merkezinin direktörü şirketin bilgisayarlarında bir bilgisayar yüklemek için %20 şans bulunduğunu tahmin etmektedir. Bununla birlikte bilgisayarın bir işletim sistemini tamamen devre dışı bırakacak bir virüsün bilgisayara bulaşması ihtimalinin yalnızca %6 olduğunu biliniyor. Şirketin bilgisayarına bir virüs bulaşırsa işletim sistemini tamamen devre dışı bırakma ihtimali nedir diye sormuş arkadaşlar. Bu sorunun cevabını vereceğiz. Şimdi, evet, buradaki örneğimize de bakalım o zaman. Biz şimdi bilgisayarı devre dışı bırakması olayına ne diyelim? İşletim sistemi tamamen devre dışı bırakması olayına D diyelim. Ve virüs bulaşması ihtimaline de olayına da V diyelim. Virüs bulaştığı bilindiğine göre bu virüsün işletim sisteminin devre dışı bırakması ihtimali nedir diye bana soruyor. D kesişim V'yi soruyor. Bu durumda bu nedir? D kesişim V bölü D kesişim V bölü V'nin yani virüs olması ihtimalini bölümüne eşittir. Peki bunu nasıl hesaplayacağız? Bunu nasıl hesaplayacağımızı gösterelim şimdi. Şimdi bu soruyu nasıl çözeceğimizi gösterelim arkadaşlar. Aslında oldukça kolay. Neden? Şimdi her şeyden önce zaten şurayı da şu şeyi sileyim. Soru işaretini sileyim arkadaşlar. Evet. Bakın şimdi bilgisayarı yani zaten bilgisayara bulaşan virüsün işletim sistemi tamamen devre dışı bırakması ihtimali zaten D kesişim W'du. Neden? Zaten virüs bulaşmış. O virüs de devre dışı bırakan virüs olmuş. Demek ki burası kaç? %6. Yani 6 bölü 100 değil. Peki virüs bulaşması ihtimali kaç? 20 bölü 100. Cevabımız ne olacak? 6 bölü 20. Yani arkadaşlar o da kaça eşit olacaktır? Hakikaten 2'ye bölersek 3 bölü 10'a eşit olacaktır diye söylüyoruz. Başka bir örneğe geldik. İki zarın atılması deneyinde zarlardan birinin 4 geldiği bilindiğine göre, 4 geldiği bilindiğine göre diğer zarın tek sayı gelmesi olasılığı nedir diye sormuş. Zarlardan birisinin 4 gelmesi olayı D olayı olarak tanımlanmış olsun. D olayının elemanlarına bakalım. Zarlardan birisi 4. Yani 1 4 olabilir. 2 4 olabilir. 3 4 olabilir. 4 4 olabilir. 5 4 olabilir, değil mi? 6 4 olabilir ve benzer şekilde 6 4 ondan sonra arkadaşlar 4 1 işte 4 2 şeklinde devam edecek. Hepsini yazmayayım. 4 6'ya kadar. Toplamda kaç tane eleman olacak? Bakalım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. 5 daha 10, 11 tane elemanı olacak bu kümenin. 11 tane elemanı olacak. Pekala. Ondan sonra tek sayı gelmesi yani daha doğrusu zarlardan bir tanesinin 4 geldiği bilindiğine göre diğerinin tek sayı olması olaylarını tek sayı olsun. Zarlardan bir tanesi tek sayı, bir tanesi de 4 gelecek. Bu iki olayın kesişimine bakalım. 1 4 bunu sağlar mı? Evet, sağlar. 2 4 sağlar mı? Hayır. 3 4 sağlar mı? Evet. Peki 5 4 sağlar mı? Evet. 6 4 ve 4 4 sağlamaz. O zaman diğerleri de 4 1, 4 3 ve 4 5 olacaklardır. Değil mi?
Peki bu kümenin eleman sayısı kaça eşittir arkadaşlar? 2, 4, 6. 6 tane elemanı vardır kümenin. Şuraya biraz daha yer açayım kendime bir sonraki soru için. Evet. Peki örnek uzayımızın eleman sayısını nasıl bulacağız? Örnek uzayımız işte gelen üst iki tane zar atıldığı zaman o çıkabilecek tüm olası durumları gösterdiğine göre, değil mi? O da kaç elemanlıydı? Hatırlıyor muyuz nasıl bulacağımızı? Birinci zarın 6 tane farklı şekilde gelme durumu söz konusu. İkinci zarın yine 6 farklı şekilde gelmesi söz konusu. O yüzden de örnek uzayımızın eleman sayısı neye eşit olacak? 36'ya eşit olacak. Bu durumda tekrar bir boşluğa ihtiyacım oldu şurada. Biraz daha boş bırakalım. Bu durumda üst yüze gelen rakamlardan bir tanesinin 4 olması ihtimali D kümesinin, D örnek olayının eleman sayısının örnek uzayın eleman sayısına bölümünden 11 bölü 36'ya eşit olduğu bulunur. Peki D kesişim T'nin yani zarardan bir tanesinin 4 ve diğerinin tek sayı olması ihtimali kaç olarak bulunur? 6 bölü 36 olarak. Öyleyse bize ne söylenmişti? Zarlardan evet birinin 4 geldiği bilindiğine göre diğer zarın tek sayı gelmesi olasılığı. Yani bir zardan bir tanesinin 4 geldiği bilindiğine göre zarın tek sayı gelmesi olasılığı. T dediğiniz zarın tek yani zardan bir tanesinin tek sayı olması. Değil mi? Bu sorulmuş. Evet. Diğer zarın tek sayı gelmesi olayına T dedik. Buradan ne bulacağız? Bu P kesişim D olacaktır. Bölü P D olacak. Yani 6 bölü 36'nın 11 bölü 36'ya oranı o da 6 bölü 11 olarak hesaplanacaktır arkadaşlar. Diğer örneğimize bakalım. İki zarın atılması deneyinde üst yüze gelen sayıların toplamının 8 olduğu bilindiğine göre bu sayıların ikisinin de çift olması olasılığı nedir diye söylenmiş. Sayıların toplamının 8 olması olayına biz A olayı diyelim. Sayıların üst yüze gelen sayıların toplamının A olayı diyelim. Şurada PAD'yi yazmayacağım. Direkt olarak fazla geri gittim. Evet, sadece A olayının elemanlarını yazacağım. Toplamların üst yüze gelen sayıların rakamlarının toplamının 8 olması. Ne olabilir? 2, 6, 6, 2, 3, 5, 5, 3. Bir de ne olabilir? 4, 4 olabilir. Başka bir durum söz konusu mu? Başka bir durum söz konusu değil. Demek ki A olayının eleman sayısı kaça eşitmiş? 5'e eşitmiş. Peki, Ç olayı da ikisinin de çift olması olasılığı, yani çift olması olayı olsun. Bu durumda arkadaşlar A ile yani üst yüze gelen sayıların rakamlarının toplamının 8 olması olayıyla rakamların ikisinin de çift olması olayının kesişimine bakacağım. Peki bunlar nedir? 2, 6, 6, 2 ve 4, 4. Değil mi? 4 4 olacak. Doğru mu? Doğru. Bu durumda bir de evet A kesişim Ç'nin eleman sayısını da kaç olarak bulduk? 3 olarak bulduk. Örnek uzayımızın eleman sayısı yani iki tane zar atıldığı zaman olası tüm durumların sayısı da 36'ydı. A'nın A olayının olması ihtimali yani üst yüze gelen sayıların toplamının 8 olması ihtimali kaça eşittir? 5 bölü 36'ya eşittir. Peki üst yüze gelen sayıların toplamının 8 ve ikisinin de çift olması ihtimali kaça eşittir? 3 bölü 36'ya eşittir. Bu durumda şuraya yine ben bir tane biraz daha boşluk ekleyeceğim. Çünkü alttaki soruya evet, yer kalmıyor. Ben neyi biliyorum? Üst yüze gelen sayıların toplamını
8 olduğunu biliyor. Üst yüze gelen sayıların 8 olduğu bilindiğine göre diğer, değil mi? Bu sayıların ikisinin de çift olması. Her iki zarın da çift olması oluyor da Ç diye tanımlamıştık. Bu da ne olmuş oluyor? Ç kesişim A bölü P A ihtimali. Bu iki olayın ihtimallerinin bölümüne eşit olacak. Yani 3 bölü 36'nın 5 bölü 36'ya bölümünden cevabımız kaç çıkacak? 3 bölü 5 çıkacak arkadaşlar. Evet, başka bir örnekle devam edeceğim arkadaşlar. Alt metin elemanları kullanılarak rakamları farklı ve iki basamaklı sayılar farklı kartlara yazılıyor. Bu kartlardan rastgele seçilen bir sayının onlar basamağının 3 olduğu bilindiğine göre birler basamağın çift sayı olması olasılığı nedir diye sormuş. Şimdi ilk önce yapmam gereken şey şu. Onlar basamağı 3 olan kaç tane sayı yazabileceğimi belirleyeceğim. Hangi kümen elemanlarını kullanıyorum? A kümesinin elemanlarını kullanıyorum. Sadece bir kere kullanacağım bu kümenin elemanlarını arkadaşlar. Birler basamağı, zaten onlar basamağı belli. 3 olacak. O yüzden oraya bir tane rakam gelebilecek. Yüzler basamağını yani 3 kullandım. Geriye kaç tane rakam kaldı? 2, 4 tane rakam kaldı. Yüzler basamağının 4 rakam, birler basamağına ise 3 rakam yazabilirim. Toplam yazabileceğimiz eleman, yani rakam sayısı kaç olacaktır? 4 çarpı 1 çarpı 3'ten 12 olacaktır. 12 tane rakamın onlar basamağı 3'tür arkadaşlar. Peki diğerine bakalım. Diyor ki bu rakamlardan kaç tanesi çifttir diye soruyor. Şimdi ne yapacağım? Onlar basamağı 3 olan ve birer basamağı 2 veya 4 olan kaç tane sayı yazabileceğimi bulacağım. Dikkat ederseniz zaten şu anda 3'ü kullandım. 2 veya 4'ten de bir tanesini kullandığımızı varsayalım. Geriye kaç tane rakamım kaldı kullanabileceğim? 3 tane rakamım kaldı. O zaman buradan da 3 çarpı 1 çarpı 2'den toplam kaç sayı yazabiliyormuş bu şekilde? 6 tane sayı yazabiliyorum. Burada da 12 tane. Yani benim toplamda 12 tane rakamımın ne olduğunu biliyorum ben. Birler basamağı, onlar basamağının 3 olduğunu biliyorum. 6 tanesinin de onlar basamağının 3 ve çift sayı olduğunu biliyorum. Peki 3 basamaklı toplam kaç tane sayı yazılabilir? Ona bakalım. 3 basamak yazılabilecek olan toplam sayı miktarına bakalım. Birler yüzler basamağında 5 tane, onlar basamağında 4 farklı, birler basamağında 3 farklı şekilde yazabileceğim için toplam 5 kere 4, 20, 20 kere 3, 60 tane ne yazılabilir? Sayı yazılabilir. Peki bu durumda şimdi şöyle tanımlayalım. A olayı dediğimiz olay, A olayı onlar basamağının onlar basamağında basamağı 3. Onlar basamağının 3 olması. 3 olması. Basamağının 3 olması diyeyim. A olayını böyle tanımladık. B olayını nasıl tanımlayalım? B olayını da çift sayı olması olarak tanımlayalım. Çift sayı olması olarak tanımlayalım. Bu durumda A kesişim B nedir? A kesişim B olayı nedir? Onlar basamağı 3 olan onlar basamağı 3 olan çift sayı olması. Yani neyin çift sayı olması? Seçilen karttaki sayının, seçilen sayının diyelim. Pekala, az önce zaten biz bunların eleman sayılarını bulduk, değil mi? A olayının eleman sayısı kaçtı? 12 idi. Yani onlar basamağı 3 olan kaç tane sayı yazabiliyordum? Şurada bulmuştuk. Bakın 12 tane yazabiliyordum. Peki. Onlar basamağı 3 olan kaç tane çift sayı yazabiliyordum? A kesişim B'nin eleman sayısında bulmuştuk. O da kaçtı? Şurada vardı. 6 tane. 6. Peki bu durumda bunların olasılıklarını hesaplayalım. Olasılıklarını hesaplayalım arkadaşlar. A'nın
olasılığı nedir? A'nın eleman sayısının örnek uzayın eleman sayısına bölünmesidir. Yani rastgele seçilen bir sayının onlar basamağındaki rakamın 3 olması ihtimali neymiş? 12 bölü 60'mış. 12 bölü 60. Şuraya yazalım bunu. 12 bölü 60 diye. Peki, onlar yani rastgele seçilen bir sayının onlar basamağının 3 olduğu ve çift olduğu durumun olması ihtimali neye eşitmiş? O da 6'nın 60'a oranına eşitmiş. Bunları bulduk. Pekala, benden ne isteniyordu? Tekrar soru dinleyelim. Şuradan bakalım. Rastgele seçilen bir sayının onlar basamağının 3 olduğu bilindiğine göre birler basamağının çift sayı olması olasılığı nedir diye soruyordu. Hemen yazalım. Ne demek bu? Onlar basamağının 3 olduğu bilindiğine göre A olayıydı bu. Onlar basamağının 3 olması A olayı olarak tanımlanmıştı. Bu durumda bu sayının çift sayı olması olayı da B olayıydı. Bu istenmişti. Bunu da nasıl bulacaktık? B kesişim A'nın olması ihtimali bölü A'nın olması ihtimali. Yani B kesişim A dediğimiz nedir burada? Çift sayı olması ve onlar basamağının 3 olması. A olayı neydi? Onlar basamağının 3 olmasıydı. Bu ihtimali birbirine böleceğiz. Yani 6 bölü 60'ı neye böleceğiz? 12 bölü 60'a böleceğiz ve bunun da cevabı kaç eşit çıkacak? 1 bölü 2'ye eşit çıkacak arkadaşlar. Değil mi? 1 bölü 2'ye eşit çıkacak. Şimdi bu alttaki soru da orijinal bir soru. Bu tarz sorularda tablo çizmemizde fayda var arkadaşlar. Bir tablo çizelim. Güzel bir tablo oluşturalım burada. Şöyle ki, yani burada değişkenlerimiz iki tane. Hem göz rengimiz var, hem de cinsiyetimiz var. O yüzden de ben burada bir tablo oluşturmayı ne yapacağım? Tercih edeceğim arkadaşlar. Şunlardan şöyle koyabilirim. Çok aşağıdan çizmeye de gerek yok. Pekala, bir tane de şöyle çizeyim. Toplamı göstermesi için de lazım olacak çünkü. Evet, bir tane şu şekilde bir şey çizelim. Evet, bir de şöyle iki tane daha. Erkekler ve kızlar cinsiyetler için de iki tane daha ihtiyacım olacak. Tablomu oluşturdum. Şimdi bakın, neden böyle bir tablo oluşturuyorum? Çünkü burada renkli gözlü olmak ve renksiz gözlü olmak var. Bir de kız ve erkek olmak var, değil mi? Şimdi cinsiyetleri yazalım. Kız, erkek. Şuraya toplam yazacağım. Göz rengini renkli ve renksiz diye yazacağım. Burada yine toplam yazacağım. Şimdi kızlardan 10 tanesinin gözü renkli. Renksiz göz olan kaç kız var? 6 kız var. Toplam kaç kız vardı? 10 tane. Peki 12 tane erkek var toplam. Bunlardan 3'ünün gözleri renkli. Geri kalan 9 tanesinin gözleri renkli değil. Toplam renkli olan kaç kişi var? Onu da bulalım. Onları da bulalım bu arada. 4, 3 daha 7. 7 tane kişinin gözü renkli. 6, 9 daha kaç? Arkadaşlar 15. 15 kişinin de gözleri renksiz. Peki sınıfta toplam kaç kişi var? 22 kişi var. Seçilen bir öğrencinin renkli gözlü olduğu bilindiğine göre kız olma olasılığı nedir diye sorulmuş. Seçilen bir öğrencinin renkli gözlü olduğu bilinmeye göre, ben onu R ile göstereyim, renkli gözlü. Kız olması ihtimali sorulmuş. Yani bu ne demektir? P, K kesişim R bölü P, R. Şimdi bakın, çok rahatlıkla bunu bulabilirim. Hemen hesaplayalım. K kesişim R nedir? K kesişim R dediğimiz şey arkadaşlar şuradaki sayıdır. Hem renkli olacak hem de kız olacak. Yani renkli gözlü kız öğrenciler. 4 bölü kaç ki? 4 bölü toplam kaç kişi var? Toplam kişi sayısı kaçtı? 22. 4 bölü 22'dir. Kız ve renkli gözlü olması ihtimali 22 kişi içerisinde. Renkli gözlü olması ihtimali nedir? Toplam renkli gözlü sayısı 7 olduğuna göre 7 bölü 22'dir. Bunun da cevabı 4 bölü 7 olarak bulunmuş olur. Soruyu farklı şekillerde sorabiliriz. Bakın mesela şöyle de sorabiliriz. B şıkkı diyelim. Onu da biz ekleyelim. Seçilen kişinin erkek
olduğu bilindiğine göre gözlerinin renkli olmaması ihtimali nedir diye soruyoruz. Bu sefer renkli olmaması ihtimalini soruyor. Yani şunu soruyor. Renkli olmaması demek ne demektir? Renksiz olması. Yani renin tümlüğünü demektir bu. Renin tümlüğünü diye gösterelim. Bizden istenen şey şu. Seçilen kişinin erkek olduğu biliniyor. Bu sefer de gözlerinin renkli olmaması, yani renin tümlüğünün olması ihtimali soruluyor. Peki ben bunu nasıl bulacağım? Renksiz gözlü, yani renkli gözlü olmamak, renin tümlüğünü kesişim, erkek olmak bölü erkek olma ihtimali. Pekala. Gözleri renkli olmayan kaç tane erkek var? Gözleri renkli olmayan arkadaşlar 9 tane erkek var. 9'un 22'ye oranını alıyorum. Peki kaç tane toplamda erkek var? 12 tane. 12 erkek olması ihtimalimiz kaç? 12'nin 22'ye oranı. O da neye eşittir? 9 bölü 12. O da kaça eşittir? Hakikaten 3'e bölersek 3 bölü 4'e eşittir diye söylüyoruz. Böylelikle arkadaşlar koşullu olasılığı bitirmiş olacağım. Bir sonraki dersimizde ne yapacağım? Koşullu olasılık kullanarak yapabileceğimiz çarpım kuralı dediğimiz bir başka kural daha var. O kuraldan bahsedeceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın diyerek dersimi sonlandırıyorum. Görüşmek üzere.